Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu başarmak için Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız, ki kesinlikle başaramayacaksınız, o takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23. Ayet. Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Günümüz teknolojisini bile hayretler içinde bırakan mucizevi kitap. Utbe bir gün Allah Resulü'nün yanına gitti ve dedi ki, "Yeğenim, bildiğin gibi aşiret ve nesep yönünden bizdensin ve bizde değerin vardır. Fakat sen olmayacak bir şey ortaya atarak cemaatimizi dağıttın. Bizleri akılsızlıkla itham ettin. İlahlarımıza ve dinimize dil uzattın. Ve bunlara inanan babalarımızın kafir olduğunu söyledin. Bu gidişle sen aramıza kılıç sokup bizi birbirimize kırdıracaksın. Onun için sana birkaç teklif yapacağım. Belki onlardan birisini kabul edersin," dedi. İki cihan güneşi, "Dinliyorum, devam edin," dedi. Utbe, "Yeğenim, bu getirdiğin şeyden maksadın servet kazanmaksa onu bırak. Sana kendi malımızdan büyük bir servet verelim. Maksadın büyüklük taslamaksa seni aramızda büyük kabul edelim ve her işimizi sana danışalım. Maksadın saltanatsa seni kendimize sultan yapalım. Eğer bir cin tasallutuna uğramışsan seni tedavi etmeye çalışalım ve şifaya kavuşturuncaya kadar para sarf edelim," dedi. Onu sükunetle dinleyen Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, "Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. O, anlayan bir kavim için müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere ayetleri açıklanmış Arapça bir kitaptır. Fakat çokları ondan yüz çevirdiler ve onu dinlemiyorlar. Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda ağırlık ve seninle bizim aramızda bir perde vardır," diyorlar. Sen de ki, "Ben sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Ona doğrulukla dönmeniz ve kendisinden af ve özür dilemeniz isteniyor ve şirk koşanlara azap bulunduğu bildiriliyor." Fussilet Suresi 1. ve 3. Ayetler. Kollarını arkaya yaslayan Utbe, ayetleri büyülenmiş gibi dinledi. Ayetlerin sonunda secde eden Allah'ın Resulü ona, "Ey Velid'in babası, dinledin mi?" dedi. "Evet, dinledim," dedi ve daha fazla bir şey söylemeden çarpılmış gibi kalktı ve gitti. Yolda görenler hayretler içinde ona bakıyorlardı. Şaşkın şaşkın birbirlerine, "Vallahi, vallahi Utbe'nin kol ve kanatları kırılmış gibi," dediler. Utbe, "Allah'a yemin ederim, Muhammed bana öyle bir söz dinletti ki, hayatımda öyle bir söz dinlemiş değilim. Yemin ederim, o söz ne bir şiir, ne sihir, ne de bir kehanettir."
Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Cehil ve diğer müşrik büyükleri Kâbe avlusunda oturuyorlardı. Ebu Cehil onlara, "Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki ben buradayken Muhammed gelip secde ederse, gidip ayağımı onun ensesine basacak ve yüzünü toprağa süreceğim," dedi. Sonra onlar daha oradayken Allah'ın yüce peygamberi Kâbe avlusuna girdi ve namaz kılıp secde etti. Bunun üzerine Ebu Cehil yerinden kalktı ve ona doğru gitti. Fakat kendisine yaklaştığı anda irkildi ve eliyle yüzünü korumaya çalışarak adım adım geri geldi. Müşrikler ona, "Sana ne oldu?" diye sordular. Ebu Cehil, "Muhammed'e yaklaşırken önümde ateş dolu bir hendek gördüm ve bana dehşet veren kanat sesleri duydum," dedi. Daha sonra bu durum alemlerin efendisine anlatılınca, "Biraz daha bana yaklaşsaydı, melekler onu kanatlarıyla parçalayıp o ateşe atacaklardı," buyurdu. Cenab-ı Hak bu olay üzerine şu ayeti indirdi. "İnsan kendisini bollukta görünce azgınlaşır. Ey insan, Rabbine döneceksin. Namaz kılan kulu bundan men etmek isteyene bak. O kul hidayet üzeredir ve takvayı emreder. Beriki ise dini yalanlayan ve itaatten yüz çevirendir. Bu kafir bilmez mi ki Allah onun yaptığını görür. O bundan vazgeçmezse onu perçeminden tutup cehenneme atacağız. O zaman kendisi kafadarlarını çağırsın. Biz hepsini zebanilere tutuklatacağız. Ey peygamber, ona aldırma. Secde et ve Rabbine yaklaş." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirdeki ölülerle konuşması. Resulullah bir adama, "Müslüman ol," dedi. Adam, "Sen benim ölmüş olan kızımı diriltirsen Müslüman olurum," dedi. Allah'ın Resulü, "Bana onun kabrini göster," dedi. Adam onu kızının kabrine götürdü. Resulullah kabre seslenerek, "Ey filanın kızı, tekrar dünyaya gelmek istiyor musun?" diye sordu. Ölmüş kız kabirden, "Hayır ya Resulallah, ben Allah'ı kendime, anne ve babamdan daha hayırlı, ahireti de dünyadan daha iyi buldum," diye cevap verdi. O kendi hevasından konuşmuyor. Onun konuşmaları Allah'ın ona indirdiği vahiylerdir. Amir İbni Tufeyl'e yaptığı beddua. Abdullah İbni Ebu Talha şöyle anlatıyor. Benu Amir heyeti Allah'ın Resulüne geldiği zaman bu kabilenin büyükleri ve şeytanları olan Amir İbni Tufeyl ve Erdeb İbni Kays da geldiler. Fakat bu ikisi iman etmek için değil, hileyle onu öldürmek için gelmişlerdi. Amir Erdeb'e, "Ben onu konuşturacağım, sen de onu kılıçla arkadan vuracaksın," demişti. Gelip oturdular.
iki cihan güneşi Efendimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Amir, "Çadırlarda, köy ve çölde yaşayanların yönetimini bana verirsen Müslüman olurum," dedi. Alemlerin Efendisi, "Müslüman olmak için kimse bir şart koşamaz ve yönetim satılamaz," dedi. Amir, "Allah'a yemin ederim ki ben Medine'yi atlarıyla dolduracak bir ordu düzenleyip üstüne geleceğim," dedi, kalkıp gitti. Bunun üzerine Allah'ın yüce Resulü, "Allah'ım, bu adama lanet et, onun şerrini önle ve kendisine öldürücü bir hastalık ver," diye beddua etti. Amir dışarı çıkınca Erdeb'e çıkışarak, "Niye onu vurmadın? Biz ne planlamıştık?" dedi. Erdeb, "Allah'a yemin ederim ki onu vurmak için kılıcımı kaldırdıkça karşımda seni gördüm. Seni vurmamı ister miydin?" diye karşılık verdi. Ondan sonra bu iki müşrik kendi ülkelerine dönmek için yola çıktılar. Amir yolda kolera hastalığına yakalandı ve Benu Selul köyünde bir kadının evine sığınıp orada öldü. Erdeb ise yoluna devam ederek yurduna ulaştı. Fakat iki gün sonra bir deveyi satışa çıkarırken Allah'ın gönderdiği bir yıldırım onu devesiyle birlikte yakıp öldürdü. Bu hadise üzerine şu ayet indirildi. Gök gürlemesi Allah'ı hamd ve tesbih eder. Melekler de ondan korkarak hamd ve tesbih eder. Onlar Allah hakkında mücadele ederken kendisi yıldırımlar gönderir ve bu yıldırımlarla istediği kimseleri çarpar. Aiz İbni Amr radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Huneyn savaşında alnıma bir ok isabet etti ve o yaradan akan kan yüzümün üzerinden akarak göğsüme dökülmeye başladı. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini alnıma koydu ve oradan göğsüme kadar indirerek kanı sildi. Yara anında iyileştiği gibi elinin geçtiği yerler de şimdi gördüğünüz gibi beyaz bir hat haline geldi. Peygamberimizin evlatlığı Hint bin Hatice anlatıyor. Hakem İbni Ebu'l-As, alemlerin efendisini alaya almak maksadıyla gülünç bir şekilde yüzünü, kaşlarını ve dudaklarını kıvırıp bükerdi. Allah'ın yüce peygamberi bir gün onun bu hareketleri yaptığını gördü ve kendisine beddua ederek "Sen hep öyle kal," dedi. Bunun üzerine hakem felç oldu ve ölünceye kadar yüzünü, kaşlarını ve dudaklarını oynatıp durdu. Peygamberimizin haricileri haber vermesi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Alemlerin yüce peygamberi bir ganimet taksim ederken Zülhüveysir'e, "Ey Allah'ın Resulü, adalet et," dedi. Allah'ın yüce peygamberi, "Sana yazıklar olsun. Ben adalet etmezsem başka kim adalet eder? Adaletsizliğin günahından en çok ben korkarım," diye karşılık verdi. Hazreti Ömer orada bulunuyordu. O kadar sinirlendi ki, "Ey Allah'ın Resulü, izin ver şunun boynunu vurayım," dedi. İki cihan güneşi, "Onu bırak. İleride onun soyundan bir cemaat olacak. Siz kendi namaz ve oruçlarınızı onlarınki yanında az göreceksiniz. Fakat ibadetlerinin çokluğuna rağmen okumaları gırtlaklarını geçmeyecek ve onlar okun yaydan çıkması gibi dinden çıkacaklar. Bunlardan birisinin kolunda kadın memesi gibi bir yumru olacaktır. Bunlar insanların en hayırlı fırkasının aleyhinde isyan çıkaracaklardır," dedi.
ben Ebu Said el-Hudri'yi şahitlik ederim ki bu sözü alemlerin efendisinden bizzat duydum ve şahidim ki bu adamlar Ali'nin aleyhinde kıyam edip kargaşalık çıkardılar. Ali de onlarla savaştı ve onları yendi. Tutuklananlar arasında onların elebaşlarından olan bir adam vardı. Adamın koluna baktım. Aynen Allah Resulü'nün söylediği gibi bir yumru vardı. ''Bu adamı hanginiz tanıyorsunuz?'' diye sordu. İçlerinden birisi, ''Bu adam Harkus'tur. Onun annesi de tutuklananlar arasındadır.'' dedi. Ali onun annesini çağırıp yanına getirdi ve kendisine, ''Bu oğlunun babası kimdir?'' diye sordu. Kadın, ''Bilmiyorum. Bildiğim odur ki Rabze'de koyunlarımı otlatırken üzerime bir karartı çöktü ve ondan gebe kaldım ve Harkus'u doğurdum.'' dedi. Zina çocuğu olan Harkus, İslamiyet'i İslamiyet adına parçalayan 72 dalalet fırkalarından biri olan haricilerin önde gelenlerindendi. Hazreti Ali radıyallahu anh, Nehrevan'da bunlarla savaşarak çoğunu öldürdü. Fakat geri kalanlar bir müddet daha varlıklarını sürdürdüler. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi, harici denilen bu insanlar çok ibadet ederlerdi. Fakat ibadetlerinde ilim ve dini anlayış yoktu. Bu yüzden bunlar kendi görüşlerini benimsiyor ve kahir çoğunluğu oluşturan Müslümanların kafir olduklarını söylüyorlar ve onları öldürmeyi, mal ve namuslarını almayı helal sayıyorlardı. Bu batıl anlayışları sebebiyle Müslüman camiasının kendi dönemindeki hak halifesi olan Hazreti Ali'yi de öldürdüler. Ağacın yerinden sökülüp şahit olması. Enes, Cabir ve Ömer radıyallahu anhüm şöyle anlattılar. Mekkeliler, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimizi taşlayıp vücudunu kanatmışlar ve şehir dışına çıkmaya zorlamışlardı. Bu arada Cebrail aleyhisselam indi ve Allah Resulüne ''Sana ne oldu?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Bu insanlar beni taşladılar.'' diye karşılık verdi. Cebrail aleyhisselam ''Sana teselli ve güç verecek bir ayet göstereyim mi?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Evet göster.'' dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam karşılarında duran dallı budaklı bir ağacı işaret ederek ''Şu ağacı çağır, çağır gelsin.'' dedi. Allah'ın Resulü mübarek parmaklarını uzattı ve ağaca ''Yaklaş bize ey ağaç.'' dedi. Ve ağaç yeri yara yara geldi. Sonra ''Git.'' dedi ve ağaç yerine gitti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam ''Yeter mi ya Resulallah?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurarak ''Yeter ey Cebrail, yeter.'' buyurdular. Çıkan gözün görmesi. Katade İbn Numan radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşında ok isabet eden gözüm yanağımın üzerine aktı. O kadar acı çekiyordum ki anlatamam. Artık faydası kalmadığı ve şiddetli ağrı yaptığı için onu koparıp atmak istedim. Bu sırada alemlere rahmet olan yüce peygamber beni çağırdı, durumuma baktı ve beni o halde görünce çok üzüldü. Besmele çekip el ayasının kenarıyla gözümü çukuruna itti. O andan itibaren gözümde ağrıdan eser kalmadı ve gözüm derhal yerine kaynadı. Sağlam gözümle hiç fark edilemez oldu. Allah Resulü'nün Hazreti Ali için yaptığı dua. İbn-i Sa'd anlatıyor.
Müşrikler birleşerek Medine üzerine gelince Allah Resulü ve ashabı şehrin etrafına hendek ve çukurlar kazdılar. Gelen düşmanlar hendeyi aşamadıkları için ötesinde durmak zorunda kaldı. Müslümanlar da hendeyin iç tarafında müdafaa vaziyeti aldılar. Fakat Amr İbni Vüd ve diğer birkaç düşman atlısı hendeyin dar bir yerinden atlayıp içeri girdiler. Amr Müslümanlara seslenerek kendisiyle dövüşecek bir adam istedi. Amr Hicaz mıntıkasının meşhur pehlivanlarındandı. Karşısına çıkmaya kimse cesaret edemezdi. Amr'ın meydan okuması üzerine Hazreti Ali, "Ey Allah'ın elçisi, onunla ben dövüşeceğim," dedi. Allah Resulü, "Ya Ali, yerinde otur, o Amr'dır," dedi. Kimsenin kendisine karşı çıkmadığını gören Amr, isteğini tekrarladı ve, "Hani cennetiniz nerede kaldı? Öldürülürseniz cennete gireceğinizi söylüyorsunuz. Fakat oraya göndereceğim bir adamı karşıma çıkartmaktan korkuyorsunuz," dedi. Allah'ın arslanı Hazreti Ali, "Ey Allah'ın Resulü, bırakın onu parçalayayım. Bana ne olur izin verin," dedi. İki cihan güneşi celalli bir şekilde, "Ey Ali, sen bilir misin o kimdir? Yerinde otur. O her yere nam salmış olan Amr'dır," dedi. Hazreti Ali, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Kim olursa olsun, ben de Abdülmuttalib oğlu Ali'yim. Bırakın ona gününü göstereyim," dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü kendi demir zırhını çıkartıp ona giydirdi. Kendi kılıcı olan Zülfikar'ı ona verdi ve kendi sarığını onun başına bağladı. Sonra da, "Allah'ım, amcam oğlu Ubeyde'yi Bedir Savaşı'nda, amcam Hamza'yı da Uhud'da benden aldın. Ali benim amcam oğlu ve kardeşimdir. Onu da alarak beni yalnız bırakma," diye dua etti. Ondan sonra Ali cenk meydanına ilerledi. "Ey Amr, şimdi seni benim kılıcımdan kim kurtaracak? Savun kendini," dedi. Amr, genç bir savaşçının kendisine meydan okumasını kendine yediremedi. Çok sinirlenmişti. Birden atıldı. Karşılıklı kılıç vuruşları başlamıştı. Çok geçmeden Ali bir darbeyle Amr'ı öldürüp yere yıktı. Ali, Amr'ı öldürüp dönünce, alemlerin efendisi ona, "Amr'la dövüşürken kendini nasıl hissettin?" diye sordu. Hazreti Ali, "Öyle ki düşmanların hepsiyle tek başıma savaşsam hepsini parça parça edeceğimi hissettim," dedi. Allah Resulü, "Biliyorum ya Ali, seni bana bağışlaması için Yüce Allah'a çok yalvarmıştım," dedi. Çakıl taşlarının şahitliği. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdular. Hadramut'un ileri gelenlerinden bir heyet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Eş'as İbni Kays da aralarındaydı. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Biz aramızda bir niyet tuttuk. Onun ne olduğunu bize söyle," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah, ancak kâhinlere niyet tutulur. Halbuki kâhinler de, onların kehaneti de cehennemliktir," diye karşılık verdi. Hadramutlular,
Peki ya senin peygamber olduğunu nasıl anlayacağız? O takdirde bize bir işaret göster, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç çakıl alarak, benim peygamber olduğumu buradan anlayacaksınız, dedi. Ve bu sözüyle avucunda bulunan taşlar hep birlikte Allah Resulü'nün avucunda Allah'ı tesbih etmeye başladılar. Bunu gören Hadramutlular, vallahi bu ne sihir ne büyüdür. Biz böyle bir şeye daha önce hiç şahit olmadık. Şehadet ediyoruz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin, dediler. Kütüğün iniltisini duyması. Cabir radıyallahu anh şöyle söyledi. Mescitte bir hurma kütüğü vardı. Alemlerin efendisi hutbe okuduğu zaman ona dayanırdı. Daha sonra minber yapıldı ve kendisi hutbe okuyacağı zaman onun üstüne çıktı. Böylece terk edilmiş olan kütük tüm sahabenin içinde yeni doğum yapan bir deve gibi yüksek sesle inlemeye başladı. Duyduklarımıza inanamamıştık. Kütük resmen inliyordu. Bunun üzerine alemlere rahmet olan minberden indi, kütüğün yanına gitti ve elini inleyen kütüğün üstüne koydu. Kütük bundan sonra mutlu olmuş gibi susup öylece kaldı. Sert kayayı parçalaması. Cabir radıyallahu anh anlatıyorlar. Hendek Savaşı öncesinde düşmana karşı siper almak için tüm sahabe güneşin altında günlerdir yemek yememiş, su içmemiş ve bundan dolayı da o kadar yorulmuştu ki hareket edecek halleri kalmamıştı. Üstelik sahabelerden birinin kazmasının ucuna gelen sert bir kaya yorgun ashabı bir hayli zorlamıştı. Bunun üzerine durumu iki cihan güneşi olan o yüce peygambere bildirdik. Tüm alemlerin rahmet peygamberi buyurdular ki, ona biraz su serpin. Allah'ın yüce Resulü su serpildikten sonra, üç günden beri bizim gibi bir şey yemediği için karnına taş bağlamış olduğu halde eline kazmayı aldı ve üç kere besmele okuduktan sonra kayaya vurdu. Onun vurmasıyla birlikte saatlerdir parçalamaya uğraştığımız kaya kum parçası gibi dağıldı. Dağın sarsıntısını gidermesi. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde Ebu Bekir, Ömer ve Osman olduğu halde Uhud, diğer bir rivayete göre Hira dağına çıktı. Ve onların çıkmasıyla birlikte koskoca dağ zangır zangır sarsılmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağını yere vurarak, "Ey dağ, dur, kendine gel. Üstünde bir nebi, bir sıddık ve iki şehit vardır," dedi. Ve Allah Resulü'nün sözü biter bitmez dağ anında duruverdi. Güvenin Allah lafzını yemesi ve bunu Resulullah Aleyhisselam'ın bilmesi. Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inananların pazarlara girmesini yasaklamış ve alışveriş yollarını kesmişti. Bu zulüm sürerken Cenab-ı Hak Kureyşlilerin Allah'ın adıyla başlayan ve bu yasakları içeren antlaşmanın içinde bir güve yarattı. Güve onun verdiği ilhamla antlaşmanın başındaki Allah kelimelerini kemirip yedi. Kureyşliler bu kutsal kelimeyi yemin için kullanmış ve sahifedeki kararın uygulanacağına dair şahit olarak göstermişlerdi. Güve bu kelimeleri
zulüm sahifesinden kemirip silince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu Ebu Talib'e söyledi ve onu Kureyşlilere de bildirmesini istedi. Ebu Talib kendisine, "Allah'a yemin ederim, sen bilmeden konuşmaz ve yalan söylemezsin. Onun için gidip durumu onlara bildireceğim," dedi ve birkaç kişiyi yanına alıp mescide gitti. Mescidi dolduran Kureyş topluluğu onları görünce çektikleri sıkıntılara tahammülleri kalmadığını ve peygamberi teslim etmeye geldiklerini sandılar. Fakat Ebu Talip onlara, "Ben sizlere önemli bir haber vereceğim ve değerlendirmesini insafınıza bırakıyorum. Kardeşimin oğlu Muhammed, bir güvenin sahifenizdeki Allah kelimelerini yediği ve bu suretle Allah'ın sizin yazdığınız zulüm sahifelerini tasvip etmediğinin ortaya çıktığını söyledi. Şimdi siz sahifeyi indirip açın. Eğer onun dediği doğru çıkarsa artık kendinize gelin ve bu haksız zulümden vazgeçin. Allah'a yemin ederim, onun dediği doğru çıkarsa hepimiz bütün Abdülmuttalib oğulları ölmedikçe kendisini size vermeyeceğiz. Fakat dediği doğru çıkmazsa onu getirip size teslim edeceğiz. Siz isterseniz onu öldürürsünüz, isterseniz bırakırsınız," dedi. Ebu Talib'in bu teklifini kabul ettiler ve gidip sahifeyi indirdiler. Onu açtıklarında gerçekten içindeki bütün Allah kelimelerinin kemirilip silindiğini gördüler. Bir anlık dehşet ve hayretten sonra Ebu Talib'e, "Vallahi bu da Muhammed'in sihirlerinden biridir. Onun için senin şartını kabul etmiyoruz," dediler. Ebu Talip, "Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sihirbaz değildir ve sizlerin bu sahifeye dayanarak bize takındığınız tavır haksızlık, zulüm ve insafsızlıktır. Allah Celle Celaluhu kendi isminin bu zulme alet edilmesine razı olmadığı için de onu güveye yedirmiştir," dedi. Bunun üzerine Abdülmenaf ve Kusay oğullarından bazıları, "Biz de artık bu işin zulüm olduğunu kabul ediyor ve bundan vazgeçiyoruz," diyerek ittifaklarını bozdular. Ondan sonra da Allah'ın yüce Resulü ve ona inananlar mahsur kaldıkları yerlerden çıkarak çarşı ve pazara gitme imkanı buldular. Zehirli etin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi uyarması. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Allah'ın Resulü Bedir Savaşı'ndan galip olarak dönünce Medine girişinde bir Yahudi kadın onu karşıladı ve pişmiş et dolu çanağı kendisine takdim ederek, "Ya Muhammed, seni selametle geri getiren Allah'a hamdolsun. Sen savaşa giderken seni selametle Medine'ye getirirse bir kuzu kesip pişirecek ve etini sana takdim edeceğim diye adakta bulunmuştum. İşte getirip takdim ediyor ve senin ondan yemeni istiyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çanağın içine bakınca tabak içinde bulunan kuzu eti dile gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, beni yeme. Çünkü bu kadın seni öldürmek için bana zehir attı," diye Allah Resulü'nü uyardı. Gömülü altınları bulması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Kalesi'nin fethedildiğini öğrenince müşriklere, "Eğer altın ve gümüşlerinizi bırakırsanız canınız bağışlanır," dedi ve anlaşma yaptı. Fakat Kinane ve Rabi adlı Yahudiler "Altın ve gümüşlerimiz yoktur," diyerek bir şey getirmediler. Allah'ın yüce peygamberi onlara, "Vaktiyle Mekke halkına emanet verdiğiniz altın ve gümüş takımlarınız nerede?"
dedi. Adamlar, onları bozup harcadık dediler. Alemlerin efendisi, onları benden gizlediğinizi ortaya çıkarırsam başlarınızı kestiririm. Onun için kendiniz getirin dedi. Adamlar, söylediğimiz gibi onları harcayıp yedik, vallahi yalan söylemiyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medineli bir sahabiye, falan tarlaya git, onun şurasından sağa sap, falan ağacın yanına git ve orayı kazıp altın ve gümüşleri al ve buraya getir dedi. Sahabi dediği gibi yaptı ve altın ve gümüşleri getirdi. Yahudiler buna gözleriyle şahit olunca, Allah'tan başka iman edilecek yoktur, Hazreti Muhammed onun elçisidir diyerek İslam saflarına geçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme okların isabet etmemeleri. Nafi İbni Cübeyr, muhacirlerden birinin kendisine şunu söylediğini anlattı. Uhud savaşında düşmanın attığı oklara bakıyordum. Bu oklar iki cihan güneşe hedef alınarak atılıyordu. Fakat bu oklar alemlere rahmet olan Yüce Resul'ün yanına yaklaşınca sağa sola sapıyordu. Bu arada Abdullah İbni Şihab'ın sesini duyuyordum. Bu müşrik, bana Muhammed'i gösterin. O bugün kurtulursa ben kurtulmayayım diyordu. Halbuki o bu sözü söylerken alemlerin efendisi yanından geçiyordu. Fakat o müşrik bunu görmüyordu. Mübarek gözleri. İbni Abbas radıyallahu anh şunu söyledi. Varlığın sebebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, gündüzün olduğu gibi geceleyin de görürdü. Adeta ay gibi parlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Tüm alemlere rahmet olan o yüce Resul ashabına, Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim, ben sizi önümde olduğu gibi arkamda da görürüm. Onun için arkamda namaz kıldığınızda nasıl rükû ve secde ettiğinizi de bilirim. İbn Abbas radıyallahu anh şunu söyledi. Efendiler efendisi konuştuğu zaman ön dişleri arasından gözle görünür bir nur saçılırdı. Hazreti Peygamber'in dilsiz çocuğa şifa vermesi ve hayvanların söylediklerini anlaması. Zatür Rika gazvesi acayipler ve mucizeler gazvesiydi. Bu gazveye giderken bir kadın deli olan oğlunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Allah'ın elçisi mübarek tükürüklerinden biraz hasta olan çocuğun ağzına sürünce kadının deli olan oğlu birden ayılıp akıllandı. Yine bu sefer sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir korulukta istirahate çekilmişti. Gavs İbni Haris adındaki düşman da onun yanına sokulup uykudayken onu öldürmeye çalışmıştı. Daha o bunu yapmaya davranırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Bunu gören adam ne yapacağını şaşırdı, çok korktu, titremeye başladı ve elinde bulunan kılıcı yere düşürdü. Yine bu yolculuk dönüşü Medine'nin taşlık arazisine yaklaştığımızda bir deve koşarak iki cihan güneşinin önüne çıktı ve bir şeyler geveledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu deve bana sahibinden şikayet ediyor. Senelerce onu ağır işlerde kullandığını, şimdi de kesmeye karar verdiğini söylüyor dedi. Ve sonra bana, ey Cabir, git onun sahibini yanıma getir buyurdu. Ben, ya Resulallah, onun sahibinin kim olduğunu bilmiyorum dedim. Kendisi,
deve sahibini sana gösterecektir buyurdu. Bunun üzerine deve önüme düşüp beni sahibine götürdü. Ben de adamı alıp getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Deven seni bana şikayet etti. Şikayeti doğru mudur?" dedi. Adam, "Evet ya Resulallah, doğrudur." diye cevap verdi. Bunun üzerine alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan güneşi devenin sahibine "Onunla iyi geçin." buyurdular. Alemlerin efendisi buyurdular ki, kıyamet kopmadan önce dağlar kaldırılacaktır. Hicri 242 senesinde Halife El-Mütevekkil döneminde Yemen'de bir dağ kaydı. 300 senesinde El-Muktedir zamanında da Deynur'daki bir dağ yere battı ve altından çıkan sular çevredeki köyleri bastı. Allah'ın yüce Resulü buyurdular ki, devlet malı üst tabakanın elinde kaldığı, emanetlere ihanet edildiği, zekat verilmediği, ilim dünya menfaati için tahsil edildiği, kişinin karısına itaat, annesine itaatsizlik ettiği, dostunu yaklaştırıp babasını uzaklaştırdığı, mescitlerde ibadet sükûnu ve huşu bozulduğu, topluluklara fasık kimselerin başkanlık ettiği, milletin yönetimine onların en rezillerinin seçildiği, şerrinden korkulduğu için insana ikram edildiği, raks eden kadınların ve çalgıların ortaya çıktığı, içki içildiği ve daha önceki Müslümanlara dil uzatıldığı dönemlerde şiddetli rüzgarlar, fırtınalar, depremler, yer çökmeleri, mes ve taş yağmaları görülecektir. Halife El-Mütevekkil'in ilk yıllarına rastlayan 232 senesinde Irak'ta benzeri görülmemiş şiddetli ve sıcak bir rüzgar esti. Bu rüzgar Kufe, Basra ve Bağdat ziraatlerini yakıp kuruttu. Yollarda olan yolcuları boğdu ve 50 gün bu bölgelerde estikten sonra Hemedan'a geçti. Orada da ziraatleri yıkıp hayvanları öldürdü. Ondan sonra Musul ve Sencar'a gitti. Buralarda halkın dışarı çıkıp iş görmesini engelledi ve pek çok insanı boğup öldürdü. Alemlerin efendisi buyurdular, kıyamet kopmadan önce hac kesilecektir. Kıyamet kopmadan önce Hacerül Esved alınacaktır. Halife El-Muktedir bir sene hacı adaylarını Mansur Eddeylemi'nin başkanlığında Mekke'ye göndermişti. Arefe gününden önceki gün olunca Allah'ın düşmanı Ebu Tahir El-Karamit'i şehri bastı ve Mescid-ül Haram'da toplanmış bulunan hacıları insafsızca öldürdü. Sonra da Hacerül Esved'i kırıp yerinden çıkardı ve alıp beraberinde götürdü. Bu taş 20 seneden fazla bir süre Karamiti'nin yanında kaldıktan sonra Karamitiler onu Kabe'den alıp kendi yerleri olan Hacer'e götürünceye kadar ağırlığı altında 40 deve can verdi. Geri getirildiği zamansa onu zayıf bir deve taşıdı. Muhammed İbni Rebi İbni Süleyman anlatıyor. Karamitiler Mekke'yi basarken ben oradaydım. Onlardan birisi Kabe'nin damına çıkıp oluğunu çıkartmak istedi. Kendisi olukla uğraşırken ben,
"Ya Rabbi, sen ne kadar halimsin," dedim. Akabinde adam onu çıkartmaya muvaffak olamadan baş aşağı yere düştü ve başı parçalanıp öldü. Ebu Tahir de minbere çıkıp, "Allah benimle beraberdir. Ben onunla beraberim. Kendisi insanları yaratır, ben de onları öldürürüm," dedi. Bir müddet sonra onun vücuduna çiçek hastalığı girdi ve onu öldürdü. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu başarmak için Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız, ki kesinlikle başaramayacaksınız, o takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23. Ayet. Sihirlerin bildirilmesi ve yerini bulması. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyorlar. Allah'ın elçisine sihir yapılmıştı. Bu sihirin etkisiyle kendisinin yapmadığı şeyleri yaptığını sanırdı. Bir müddet sonra Allah'a Celle Celaluhu dua ederek rahatsızlığını gidermesini istedi. Bu duadan bir müddet sonra da bana, "Bilir misin Allah Celle Celaluhu duama nasıl cevap verdi?" dedi. Ben, "Nasıl cevap verdi ya Resulallah?" diye sordum. Kendisi, "Ben uzanmışken yanıma iki melek geldi ve aralarında şöyle konuştular," dedi. "Peygamberin nesi vardır? Ona sihir yapılmıştır. Kim sihir yapmıştır? Yahudi Lebit İbni Asam yapmıştır. Neyle yapmıştır? Tarak, saç ve hurma dalıyla yapmıştır. Bunları nereye bırakmıştır? Zervan kuyusuna atmıştır." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kuyunun bulunduğu yere gitti ve onu görünce, "Bana gösterilen kuyu budur. Tıpkı bunun gibi yanındaki ağacın dalları şeytan saçına benziyordu. Suyu da kına rengindeydi," dedi ve emredip sihir malzemelerini kuyudan çıkarttı. Daha sonra alemlere rahmet olan Yüce Resul, Allah'a sığınarak Kur'an ayetlerinden okudu ve rahatsızlığından kurtuldu. İki cihan güneşi buyurdular ki, "Benden sonra üç büyük yer çöküntüsü olacaktır. Bunlardan birisi doğuda, birisi batıda, birisi de Arap Yarımadası'nda vuku bulacaktır." Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, salih insanlar bulunduğu halde yer çöker mi?" diye sordular. Alemlerin Efendisi, "Evet, kötülükler yaygınlaşınca çöker," dediler. Allah Resulü'nün haber verdiği yer çöküntüleri gerçekleşti. 208 senesinde Mağrib'de 13 köy yerin altına geçti. 346 senesinde Halife El-Muti döneminde Rey şehri ve çevresinde büyük depremler oldu. Bu depremler yüzünden Talkan şehri bütünüyle yerin dibine girdi. Bu şehirden sadece 30 kişi kurtuldu. Rey şehrinin 150 köyü battı ve depremler Hilvan'a kadar uzanıp
bu şehrin de büyük bir kısmını yere batırdı. 533 senesinde Buhayra şehri battı ve meydana gelen çukura siyah sular doldu. 597 senesinde de Basra'ya bağlı bir kasaba battı. Yiyeceklerin çoğalması. Tebuk seferinde rahmet peygamberi Bilal'e "Bize bir yiyecek getir." dedi. Bilal, "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah Celle Celaluhu adına yemin ederim, bütün torbalarımız boştur ya Resulallah." dedi. Bunun üzerine iki cihan güneşi, "Torbaların dibine bak ya Bilal. Belki bir şey bulursun," dedi. Bunun üzerine Bilal bütün torbaları baş aşağı silkeledi. Bazı torbalarda hiçbir şey yokken bazılarından birer ikişer hurma düştü. Bilal toplanan 7 adet hurmayı avucuna koyup getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Hurmaları bir kaba koy," dedi. Tüm alemlere rahmet olan kabın ağzına elini koyup çektikten sonra "Buyurun yiyelim," dedi. Üçümüz yemeye başladık ve yediğimiz hurmaların çekirdeklerini elimizde tuttuk. Üçümüz de doyunca elimizdeki çekirdekleri saydık. Benim elimdekiler 54 tane çıktı. Onların her birinde de buna yakın bir miktar çıktı. Kaptaki 7 hurma da olduğu gibi kalmıştı. Bizler bu mucize karşısında çok şaşırdık. Gözlerimiz dolu dolu oldu. Allah Resulü Bilal'e, "Bu hurmaları kaldır ey Bilal. Yarın da kim onlardan yerse doyar." Ertesi gün olunca Bilal'den hurmaları getirmesini istedi ve bize, "Yaradan'ın ismiyle yiyin," dedi. Bu sefer 10 kişiydik ve hepimiz doyuncaya kadar yedik. 7 tane hurma ise olduğu gibi kaldı. Ondan sonra Allah'ın Resulü, "Rabbimden utanmasaydım Medine'ye kadar hepimizi bu 7 hurmadan besleyecektim," dedi ve onları bir çocuğa verdi. Çünkü Resul deseydi ki "Yarın da yeter," o zaman yetecekti. Çünkü Allah Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalancı çıkartmayacaktı. Cenab-ı Hak, Adem aleyhisselamı vasıtasız yarattı, ona melekleri secde ettirdi ve kendisine her şeyin ismini öğretti. Adem aleyhisselam yaratıldığı zaman peygamberlik verilmiş ve kendisi meleklere peygamber olarak gönderilmişti. Kendisine meleklerin bilmediği birçok isim öğretilmişti. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyorlar. "Ben, ey Allah'ın Resulü, Adem aleyhisselam nebi miydi?" diye sordum. Alemlerin efendisi buyurdular ki, "Evet, o hem nebi hem de Resul'dü. Allah onunla vasıtasız olarak konuşmuştur." Alemlerin efendisi, iki cihan güneşi, Resul-i Ekrem Efendimiz de nebiler nebisidir. Rabbimiz onu İsra gecesinde katına alıp vasıtasız konuşmuştur. Allah ve onun melekleri peygambere salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin. Cenab-ı Hak İdris aleyhisselam hakkında "Biz onu yüksek bir makama çıkardık." buyurmuştur. Buna karşılık Hazreti Muhammed aleyhisselam hakkında "Sonra yaklaştı ve araları
iki yay aralığı kadar, belki daha da yakın oldu buyurmuştur. Hud aleyhisselama rüzgar verilmiş ve bu rüzgarla ona karşı gelenler helak edilmişti. Alemlerin efendisi olan Yüce Resul'e Bedir ve Hendek savaşlarında Allah tarafından rüzgarla yardım edildi. İbrahim aleyhisselam Allah için buğz ederek kavminin taptığı putları kırmıştı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da Mekke fethi sırasında 360 putun büyük bir kısmını elleriyle kırdı, bir kısmını da parmağıyla işaret ederek kırmıştır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'in rivayetine göre İbrahim aleyhisselam ateşten çıkınca şehri terk etmişti. O zamana kadar dili kavminin dili gibi Süryanice'ydi. Fakat nehri geçince Cenab-ı Hak ona yeni bir dil verdi ve bu yeni dile onun Fırat'ı geçmesi hadisesine nispet edilerek İbranice denildi. Kendisi şehri terk ettikten sonra Nemrut onun arkasından askerler gönderdi ve onu yakalayıp getirmelerini istedi. Askerler yolda onu yakaladılar. Fakat kendisiyle konuşunca onun Süryanice bilmediğini ve başka bir dil konuştuğunu gördüler. Bunun üzerine aradıkları kişinin o olmadığını sanarak kendisini serbest bıraktılar. Alemlerin Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sultanlara gönderdiği Arap elçilere Cenab-ı Hak tarafından onların dilleri öğretildi ve bu elçiler gittikleri ülkelerin dillerini konuştular. İsmail peygambere ilham yoluyla Arapça dili verilmişti. Nitekim Peygamber Efendimiz, "Bu Arapça dili İsmail aleyhisselama ilham edilmiştir." buyuruyor. Buna karşılık kendisi bu dili en iyi konuşandı. Hazreti Ömer anlatıyorlar. "Ben, ey Allah'ın Resulü, aramızdan hiç ayrılmadığın halde neden dilin hepimizden daha fasihtir?" diye sordum. Allah'ın Resulü, "Benim konuştuğum lehçe İsmail aleyhisselamın dilidir. Bu lehçe zamanla terk edilmiş ve unutulmuştu. Cebrail aleyhisselam onu getirdi ve bana öğretti." buyurdular. Musa aleyhisselama elinin nurlanması mucizesi verilmişti. Alemlerin efendisine Tufail adında bir sahabide parlayan nur mucizesi verildi. Bu nur önce onun yüzünde, ondan sonra da asasında yandı. "Rabbin istediğin her şeyi verip seni razı edecektir." Duha Suresi 5. Ayet. "Onlara söyle, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin." Ali İmran Suresi 31. Ayet. Ebu Reca anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma bahçesinin önünden geçerken sahibinin bahçesini sulamakta olduğunu gördü ve ona "Bahçeni ben sularsam bana ne verirsin?" dedi. Adam, "Sulamak kolay değildir. Ben bu işe alışkın olduğum halde yorulup kalıyorum." diye karşılık verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama, "Ben sularsam 100 tane hurma verir misin?" dedi. Adam, "Veririm." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın elinden büyük kovayı aldı ve kuyudan su çekip dökmeye başladı. Kısa bir müddet sonra adam, "Yeter, bahçem suya boğuldu." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kovayı bıraktı
ve adamın getirip verdiği 100 tane hurmayı ashabıyla birlikte yemeye başladılar. Herkes doyup çekildikten sonra kendisi kalan hurmaları bahçe sahibine verdi. Adam onları saydı, hurmalar yine 100 taneydi. Salim İbni Ebu'l-Cad şöyle söyledi: Allah'ın yüce Resulü bir iş için iki sahabeyi uzak bir yere göndermek istedi. Bu sahabiler, "Ya Resulallah, beraber götürecek azığımız yoktur," dediler. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, "Öyleyse bana bir tulum getirin," dedi. Tulum getirilince onu suyla doldurttu ve tulumun ağzını kendi elleriyle bağladı. Sonra iki sahabiye, "Falan yere kadar bunun ağzını açmayın. Oraya vardığınızda Cenab-ı Hak size bir rızık verecektir. O yere varınca tulumun ağzını açın," buyurdu. Bizler Allah Resulü'nün dediğini yaptık ve o yere varınca tulumun ağzını açtık. Gözlerimize inanamadık. Tulumun içi bol kaymaklı bir sütle dolup taşmıştı. Bundan sonra yolculuğumuz boyunca o sütten bol bol içip beslendik. Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Resul'ün o sonsuz rahmeti dünyada ve ahirette üzerimizden eksik olmasın. Amin. Peygamberimizin parmakları arasında suların akmasıyla ilgili mucizeler. Cabir radıyallahu anh şöyle söyledi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gazveye çıkmıştık. Ashab su sıkıntısı çekmeye başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi: Ey Cabir, bir abdeste yetecek kadar su bulup getir. Ben de ashaba dönüp yüksek sesle, kimsede bir abdestlik su yok mudur diye sordum. Cevap alamayınca, Ya Resulallah, yoktur dedim. Kendisi, falanca Medineli'ye git, belki onun kaplarında biraz bulursun dedi. O sahabenin yanına gittim ve onun kaplarında bir kişinin içeceği kadar su bulup getirdim. Allah'ın Resulü bu sefer bana, Ey Cabir, git ordunun büyük kazanını getir dedi. Ben diğerlerinin yardımıyla kazanı getirip önüne bıraktım. Bunun üzerine kendisi parmaklarını açarak kazanın dibine bıraktı ve bana Bismillah diyerek bu suyu parmaklarıma dök dedi. Ben suyu dökünce onun parmaklarından su fışkırıp akmaya başladı. Biraz sonra büyük kazan doldu. Bana Ey Cabir, kimin suya ihtiyacı varsa çağır gelsin ve alsın dedi. Ben böyle çağırınca gazveye iştirak etmiş olan bütün ashab kaplarıyla geldiler ve hepsini doldurdular. Sonra alemlere rahmet olarak gönderilen o yüce Resul mübarek elini çektiler. Kazan hala dop doluydu. Rivayetlere göre Cabir radıyallahu anh bu hadiseyi anlatırken yanındakilerden biri sorar: O gün siz kaç kişiydiniz? Cabir, 1500 kişiydik. Fakat 100.000 kişi de olsaydık o su bize yeterdi, dedi. Urve radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e gittiğinde mevsim yaz olduğu için oradaki pınarın suyu çok azalmıştı. Ashab onunla ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çekince kendisi bir avuç su alıp ağzında çalkaladı ve can çekişen pınara döktü. Bunun üzerine pınarın suyu artıp çoğaldı ve bu pınar o günden bu yana hep öyle akmaya devam etti. Yine bir seferinde Resulullah
sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yolculuk yaparken susuz bir kuyuya rastladık. Hepimiz susuzluktan perişan olmuştuk. Allah'ın nebisi bir ok istedi ve bu oku alarak suyu az olan kuyuya attı. Az sonra kuru olan o kuyu gözlerimizin önünde öyle bir doldu ki sular kuyuya sığmayıp taşmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra kendisine sığınanların ihtiyaçlarını görmesi. Hafız Ebu'l-Fereç Abdurrahman İbni Ali el-Vaiz şöyle söyledi. Hammad'ın elinde bir ur çıkmıştı. Doktorlar elinin kesilmesini söylemişlerdi. Ondan sonraki gelişmeyi kendisi şöyle anlattı. Bir gece damda uzanıp yıldızlı semaya bakarak, "Ey bu alemin ortaksız sahibi, elimi kestirmeden bana şifa ver," diye dua ettim ve sonra uyudum. Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm ve ona, "Ya Resulallah, elime bak," diye sızladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Elini bana uzat," dedi. Ve kendi eliyle elimi okşadı. Sonra da bana, "Kalk," buyurdu. O anda uyandım ve elimdeki urun kaybolduğunu fark ettim. Seyyid Kasım İbni Zeyd şunu söyledi. Yere düşmüş ve iki kolum kırılmıştı. Hekim onları sardı ve boynuma bağladı. Hareketsiz, uykusuz ve acılar içinde kalmıştım. Bir ara uyku bastı ve rüyamda iki cihan güneşi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Ağlayarak ona, "Ya Resulallah, halimi görüyorsun," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kollarımın üzerinde dolaştırdı ve bana, "Bir ihtiyacın olduğunda tevessül et," buyurdu. Uyanınca sargılarımı açtım ve kırık olan kollarımın iyileştiğini gördüm. Bağdat'ta Ali radıyallahu anh'ın soyundan yatalak bir kız vardı. 15 sene o halde kalmıştı. Bir sabah ayağa kalktı ve emin olmak için yürüdü. Görenler hayretle "Bu nasıl oldu?" diye sordular. Kız, "Yatmadan önce uzunca bir sure okudum ve ağlayarak dua ettim. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Bana, kalk ve yürü," dedi. Çok korktum ve ürperdim. Sabah olunca ayağa kalktım ve yürüdüm. Bağdat'ta attar, yani güzel koku satan bir adam vardı. Salahat ve emanete riayetle tanınırdı. Fakat işi iyi gitmemiş ve borç altında kalmıştı. Bu sebeple dükkanını kapatıp evine kapandı. Yüce Yaradan'a dua edip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeye başladı. Cuma gecesi olunca yine dua edip salavat getirmeye başladı. Sonra da uyudu. Kendisi şunu söyledi. "Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Bana, Vezir İbni İsa'ya git ve sana 400 dinar vermesini istediğimi söyle," dedi. Ertesi sabah vezaret köşküne gittim ve Eşşafii aracılığıyla vezirin huzuruna çıkarıldım. Vezir bana, "İsmin nedir?" diye sordu. Ben, "İsmim falan el Attar'dır," dedim. Vezir, "Ker halkından mısın?" diye sordu. Ben, "Evet," dedim ve bunun üzerine sevindi. Bana, "Ey adam, buraya gelmekle bana çok büyük bir kolaylık sağladın. Gelmeseydin seni aratmak gerekecekti. Çünkü bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyama geldi ve bana,
attar olan falan adama 400 dinar ver, işini görsün buyurdu. Ben de uyandıktan sonra seni nerede bulabileceğimi düşündüm. Ben çok şaşırdım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim de rüyama girdi ve sana gelmemi emretti dedim. Bu sefer vezir ağladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni bize gönderdiğine göre inşallah bizden razıdır dedi. Sonra da bana 1000 dinarlık bir kese uzatarak bunun 400 dinarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Kalanı da benim hediyemdir dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğinden fazlasını almam. Bereket onun uygun bulduğu miktardadır dedim. Vezir benim bu söylediğime de ağladı ve işte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık ve ona itimat budur dedi. Emirin sözünü dinlemeyen bir genç kızın bu yüzden kolu kesilmiş ve evden atılmıştı. Bunun üzerine sokaklarda dolaşan kıza Allah'ın Celle Celaluhu rızasını kazanmak isteyen bir ihtiyar hancı sahip çıktı. Kısa zaman sonra tüccarın birisi handa konaklarken kızı gördü ve çok beğendi. Genç kıza evlenme teklif etti. Genç kız bunu kabul etti. Ancak adam kesik elini fark etmemişti. Genç kız, "Teklifini kabul ederim ancak bir şartım var," dedi. Adam, "Şartın nedir?" diye sorunca kız, "Memlekete varıncaya kadar zifafa girmem. Kabul ediyor musun?" dedi. Adam kızın bu teklifini kabul etti. Kızla adam yola çıktılar. Kız adama, "Senin köyüne ne kadar kaldı?" diye sordu. Adam, "Az kaldı," dedi. Onun bu sözü üzerine kız ağlamaya başladı. Ağlaması gece olup yatıncaya kadar devam etti. Rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Allah'ın Resulü ona, "Elin nerede?" diye sordu. Kız, "Ya Resulallah, işte buradadır," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi aldı ve kesik olan koluma yapıştırdı. Kız rüyadan korku ve heyecanla uyandı. Alemlere rahmet olan o yüce Resulün mucizesiyle sakat kolunun tekrar düzelmiş olduğunu gördü. Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce Resulün o sonsuz rahmeti dünyada ve ahirette üzerimizden eksik olmasın. Amin. Gelecekte olacak şeylerden bildirmesi. Enes radıyallahu anh şunu söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte duvarla çevrilmiş bir hurmalıktaydık. Birisi kapıyı çaldı. Allah'ın Resulü bana, "Ey Enes, kalk ona kapıyı aç ve onu cennetle ve benden sonra halife olmakla müjdele," buyurdu. Kapıyı açtığımda gelenin Ebu Bekir olduğunu gördüm ve kendisine müjdeleri verdim. Ebu Bekir içeri girip oturduktan sonra birisi daha kapıyı çaldı. Allah'ın Resulü bana, "Ey Enes, kalk ona kapıyı aç ve onu cennetle
ve Ebu Bekir'den sonra halife olmakla müjdele buyurdu. Kapıyı açtığımda gelenin Ömer olduğunu gördüm ve kendisine müjdeleri verdim. Ömer içeri girip oturduktan sonra birisi daha kapıyı çaldı. Allah'ın Resulü bana, "Ey Enes, kalk ona kapıyı aç ve onu cennetle ve Ömer'den sonra halife olmakla müjdele ve öldürüleceğini haber ver," buyurdu. Kapıyı açtığımda gelenin Osman olduğunu gördüm ve kendisine olan her şeyi bir bir anlattım. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Salebe, ashabtan çok sevilen takva biriydi. Zamanının büyük bir kısmını camide Allah'a ibadet etmekle geçirirdi. Bol bol namaz kılar, oruç tutar ve zikrederdi. Geceleri sabahlara kadar ağlamaktan gözleri şişerdi. Cemaatte hep en ön saflardaydı. Hepimiz ona imrenirdik. Onu Allah'ın Resulü başta olmak üzere hepimiz çok severdik. Salebe bir gün alemlerin efendisine gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana çok mal vermesi için Allah'a dua et," dedi. İki cihan güneşi, "Ey Salebe, şükrünü ödeyebileceğin az bir mal, şükrünü ödeyemeyeceğin çok maldan daha hayırlıdır," dedi. Fakat Salebe isteğini bir kez daha tekrarladı. Alemlerin efendisi, "Ey Salebe, ben senin için iyi bir örnek değil miyim? Bak, ben aza kanaat ediyorum. Halbuki istersem Cenab-ı Hak şu dağları benim için altına çevirir," dedi. Salebe, "Bana çok mal vermesi için Allah'a dua et. Yemin ederim ki çok malım olursa bol bol şükreder ve zekatımı veririm," dedi. Allah'ın yüce Resulü, "Ey Salebe, sen helakini mi istiyorsun? Bu ne hal?" buyurdu. Salebe, "Ya Resulallah, niçin helak olayım? Ben zenginliğin hakkını veririm," dedi. Bunun üzerine alemlerin efendisi malının çoğalması için Salebe'ye dua etti. Ve dedi ki, "Ey Salebe, git iki koyun al ve onlara bak." Salebe hemen iki koyun aldı. Az bir zaman sonra koyunlar akıl almaz derecede çoğalıp sürü haline geldiler. Herkes gözle görülen bu mucizeyi merakla seyrediyordu. Salebe yavaş yavaş ön saflarda kılmak için can attığı namazlarını gün geçtikçe arka saflara kaydırmaya başladı. Salebe'nin malı öyle çoğalıyordu ki Medine'ye yakın otlaklar yetmeyince sürülerini daha uzaklara götürdü ve vakit namazları için mescide ve cemaate daha az gelmeye başladı. Sürüleri daha da çoğalınca yalnız cuma namazları için geldi. Bir müddet sonra cumaları bıraktı. Cenab-ı Hak ayet indirip zekat toplamayı emredince Allah'ın yüce Resulü iki kişi gönderip Salebe'den zekat almalarını istedi. Salebe zekat yüzdesinin ne kadar olduğunu sordu. Öğrenince vadileri dolduran sürülerine düşen zekatı hesapladı. Bu kadar malını zekat olarak vermeye kıyamadı ve vermemeye karar verdi. Fakat adamlara, "Zekat adı altında istediğiniz şey haraçtan başka bir şey değildir. Onun için siz gidin, ben bunu verip vermeyeceğimi bildiririm," dedi. Allah'ın Resulü olanları duydu ve çok üzüldü. Daha sonra defalarca Salebe'ye zekat memurları gitti ve Salebe onları gerek azarladı, gerek başından savdı, hakaret dahi etti.
Gün geldi Salebe memurlara, ben çalışıp didineyim, çaba göstereyim, kazanayım, sonra malımın bir kısmını zekat olarak vereyim. Oldu be! Diye sitemde bulundu. Memurlar alemlerin efendisine durumu anlattılar. Bir zamanlar cemaatten ayrılmayan, sabahlara kadar Allah ve Resulü için gözyaşı döken, mescitten çıkmayan bir sahabenin bu hale düşmesi Allah Resulü'nü ve arkadaşlarını çok üzmüştü. Sonra ısrarla zenginlik istediği ve ben zenginliğin hakkını veririm diye söz verdiği o günler Allah Resulü'nün hatırına geldi. Alemlerin efendisi sahabesine dönerek, Salebe sözünü çiğnemiştir dedi. Bundan sonra Salebe'nin durumu günden güne bozuldu. Sürüleri elinden gitti. Sağlığı bozuldu. Salebe perişan oldu. Bu olay üzerine Salebe hakkında şu ayetler indi. Bazı kimseler Allah bize verirse sadaka verip hayır yapacak ve salihlerden olacağız diye ona söz verdiler. Fakat kendisi onlara servet verince cimrilik ettiler ve onun emrine sırt çevirdiler. Ona verdikleri sözden caydıkları ve yalan söyledikleri için onunla karşılaşacakları güne kadar Allah kalplerine nifak soktu. Çok ileriki zamanlarda gerçekleşecek hadiseleri bildirmesi. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen o mübarek peygamber buyurdular ki, siz Havz ve Kirman kavmiyle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlar dövülen kırmızı kalkana benzeyen, kırmızı yüzlü, yayvan burunlu, küçük gözlü bir acem kavmidir. Ey insanlar! Yine siz kıldan çarık giyen bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Allah'ın Resulü Hintlilerle savaşacağımızı ve bu savaştan muzaffer çıkacağımızı haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rumlarla güvenli bir sulh yapacağımızı haber verdi. Ve yine buyurdular ki, biri Şam'da, biri Irak'ta, biri Yemen'de üç ordu kuracaksınız. Dünya size fethedilecek ve siz o fetihler sayesinde bolluk ve refaha kavuşacaksınız. Bunun sonucu olarak çocuklarınız evlerini Kâbe gibi örtüler ve süslerle bezeyecekler. Fakat siz bugün o günden daha hayırlısınız, dedi. Mübarek yüzü. Ayşe radıyallahu anha şunu söyledi. Evde dikiş dikiyordum. İğne elimden düştü ve oda yarı karanlık olduğu için onu göremedim. Biraz sonra iki cihan güneşi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve içeri girdi. Onun yüzündeki alev gibi parlayan nur sayesinde iğne ortaya çıktı ve iğneyi yerden alırken olayı kendisine anlattım. Allah'ın yüce Resulü buyurdular ki, ey Ayşe! Yüzümdeki nur peygamberlik nurudur. Onu gördüğü halde bana iman etmeyen kimseler Allah Celle Celaluhu'nun azabına mahkumdurlar buyurdu. Peygamber Efendimizin mübarek sesi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Allah'ın Resulü bir cuma günü hutbe okumak için minbere çıkarken ashab ayağa kalktılar fakat efendiler efendisi oturun dedi. Onun bu sesini Benu Gane mahallesinde bulunan Abdullah İbni Revaha duydu ve olduğu yere oturdu. Abdurrahman İbni Muaz Et-Teymi radıyallahu anh şöyle anlatıyor.
İki cihan güneşi Mina'da bir konuşma yaptı. Onun bu konuşmalarını çadırlarında bulunan 120 bin sahabi duydu. Biz de onu kendi çadırımızda çok rahat bir şekilde dinledik. Cabir radıyallahu anh anlattılar. Alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de kimsenin sahip olmadığı özellikler vardı. Bu özelliklerden birisi de terinin çok güzel kokması ve bu kokunun etrafa yayılmasıydı. Onun için kendisi hangi yoldan geçmişse o yoldan daha sonra geçenler varlığın sebebi olan Yüce Resul'ün oradan geçtiğini anlarlardı. Allah'ın Resulü bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyorlar. Kıyamet kopmadan önce kıldan çarık giyen bir kavimle savaşacaksınız. Yine kıyamet kopmadan önce gözleri küçük, burunları kısa, geniş ve yassı burunlu, yüzleri kırmızı ve dövülmüş kalkan gibi olan bir kavimle savaşacaksınız. Ümmetimin malını ilk olarak elinden alacak olanlar Benu Kantura adlı bu kavimdir. Benu Kantura Moğollardır. Bunlar Hicri 656 senesinde Bağdat'a kadar geldiler. Bu şehri yakıp yıktılar ve Halife El-Mutasım'ı öldürmek suretiyle Abbasiler dönemine son verdiler. Dıhye el-Kelbi radıyallahu anh şöyle söyledi. İki cihan güneşi Kisra'ya mektup gönderip onu İslamiyet'e davet edince Kisra buna kızdı ve San'a'daki valisine haber gönderip peygamberi rahat bıraktığı için onu azarladı ve dedi ki ya bu adamın hakkından geleceksin ya da ben seni cezalandıracağım. Bu haberi alan San'a valisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme asker gönderip Allah'ın Resulünü getirmelerini emretti. Askerler geldiler ve onu götüreceklerini söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları 15 gün bekletti ve onlara ''Valinize gidin ve ona benim Rabbim onun Rabbini öldürdüğünü söyleyin.'' dedi. Askerler gidip bu haberi valilerine söylediler ve az sonra İran'dan Allah Resulü'nün buyurdukları haber ulaştı. Kisra, Allah Resulü'nün buyurdukları gibi ölmüştü. Şuca İbni Vehb el-Esedi radıyallahu anh şöyle söyledi. Allah'ın Resulü bir mektup yazdırıp benimle Gassan emirine yolladı. Bu adam mektubu okudu ve yere attı. Ben bunu görünce çok üzüldüm. Ve dönüp geldim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme durumu bildirdim. Alemlere rahmet olan o yüce peygamber buyurdular ki, valinin helaki yakındır. Üzerinden 3 sene geçti ve emirin acı bir şekilde can verdiği haberi tüm çevrede duyuldu. İnsanların dış görünüşünün ardındaki sırları bilmesi. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh şöyle söyledi. Allah'ın Resulü'nün müşriklerle yaptığı bir savaşta ashab arasında bir adam vardı. Bu adam durmadan düşmanın üzerine hücumlar yapıyor ve büyük bir kahramanlıkla savaşıyordu. Onun bu halini gören ashab, ''Ya Resulallah, bugün hiçbirimiz bu adam kadar yararlı olamıyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adam ölüp cehenneme gidecektir diye karşılık verdi. Bu cevap onları korkuttu ve aralarında bu adam cehenneme gidecekse hiçbirimiz cennete gidemeyecektir diye konuştular. Fakat Resulullah
sallallahu aleyhi ve sellemin boşa konuşmayacağını bilenlerden birisi, "Ben bu adamı sonuna kadar takip edip izleyeceğim," dedi. Ve onun peşine takıldı. Adam bir müddet daha vuruştuktan sonra derin bir yara alıp yere düştü ve tedavi edilmesini beklemeden kendi kılıcıyla intihar etti. Sahabi onun kendi kendisini öldürdüğünü gördükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. "Ben şehadet ederim ki sen hak söyledin," dedi. Ashab "Ne oldu?" diye sordu. Adam "O adam intihar etti," diye cevap verdi. Alemlerin Efendisi buyurdular ki, "Kıyamet kopmadan sizde mal çoğalacak ve servet artacaktır. Bu yüzden kişi sadakasını kabul edecek fakir bulmakta zorluk çekecek ve sadaka teklif ettiği kimse ihtiyacım yok diyecektir." Bu hadis Osman ve Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anhuma zamanında gerçekleşti. Çünkü Osman döneminde fetihler çoğaldı, Fas ve Rum hükümetlerinden alınan ganimetler Müslümanları doyurdu. Adil ve zahit bir halife olan Hazreti Ömer de daha önceki sultanların biriktirdikleri hazineleri halka dağıttığı için zaruret ve ihtiyacı ortadan kaldırdı. Mal ve servetin çoğalması olayı, ahir zamanda ikinci defa yeryüzüne gelecek olan İsa aleyhisselam döneminde de görülecektir. Kendisine iman etmeyen münafıkları bilmesi. Urve radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Tebuk seferinden dönerken yolda birkaç münafık kendi aralarında gizlice konuşarak, "Muhammed önümüzdeki dağın yamacındaki dar yoldan geçince biz kendisine sokulup aşağı atalım ve olaya kaza süsü verelim," dediler. Ve tanınmamak için de güneşten korunmak için yaptıkları gibi yüzlerini örttüler. Sonra dağa yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'yi çağırıp ona, "Arkadan gelmekte olan yüzü örtülü adamlara dön ve onları benden uzak tut," dedi. Huzeyfe geri döndü. Gelmekte olan yüzü örtülü münafıkları gördü ve develerinin yüzüne vurarak onları durdurdu. Münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi gizli planlarına vakıf olduklarını anladılar ve korkuyla develerini çevirip ordunun içine karıştılar. Huzeyfe geri gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Sen onları tanıdın mı?" diye sordu. Huzeyfe, "Hayır, tanıyamadım," diye karşılık verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Celle Celaluhu bana bildirdi ey Huzeyfe. Onlar 12 kişiydiler ve isimleri de şunlardır," dedi. Yüce Peygamber bir gün minberde konuşurken, "Ey insanlar, içinizde münafıklar vardır. Ben kimin adını söylersem ayağa kalksın," dedi. Bütün sahabe çok korktu. Ve Allah'ın yüce Resulü 36 kişinin adını okuyup ayağa kaldırdı. Hepimiz çok şaşırdık. Bu olaydan sonra o adamların hareketlerini izleyerek gerçekten münafık olduklarını gördük. Hiç kimsenin bilemeyeceği şeylere cevap vermesi. Kitap ehlinden olan birkaç kişi koltuklarının altlarında tuttukları kitaplarla geldiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkmak için izin istediler. Allah'ın Resulüne gidip bu gelenlere haber verince, "Onlar benden gayba ait şeyler sormaya gelmişlerdir. Ben bir kulum ve ancak Allah'ın Celle Celaluhu bana bildirdiği şeyleri bilirim," dedi. Ve ondan sonra yüzü aydınlanarak,
onları getir," dedi. Ve adamlar Allah Resulü'nün yanına gelip oturdular. İki cihan güneşi adamlara, "İsterseniz sizin bana sormakta olduklarınızı ben haber vereyim. İster misiniz?" dedi. Adamlar, "Seni dinliyoruz, haber ver," dediler. "Siz Zülkarneyn'den sormaya gelmişsiniz." Zülkarneyn genç bir Rum'du. Cenab-ı Hak ona mülk verdi. Kendisi önce Mısır üzerine gitti. İskenderiye şehrini kurdu. Ondan sonra da dünya fethine çıktı. Ve iki dağ arasına büyük bir set yaptırdı, dedi. Bunun üzerine adamlar, "Bizim kitaplarımızda da senin Zülkarneyn hakkında söylediklerinin aynısı yazıyor," diye tasdik ettiler ve Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna iman ettiler. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu başarmak için Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız, ki kesinlikle başaramayacaksınız, o takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23. Ayet. Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Resul'ün o sonsuz rahmeti dünyada ve ahirette üzerimizden eksik olmasın. Amin.